Evet, öncelikle çözüme başlamadan önce yazacağımız formülün iniş yolda, çıkış yolda, çıkarılış şeklini anlattık. Buna bakmanız gerekiyor. Ve yine başlamadan önce önemli bir şey söylememiz lazım. Biz fren uzunluğu mesafesinin formülünü bulmuştuk. Fren uzunluğu mesafesi L fren yaptığı mesafe. Araç burada fren yaptı. Fren izi bu. Fren izi yapmadan önce şoför, sürücü ne yapacak? 1 TR saniyede, T zaman olarak söyledik, saniye gaza bas, pardon, frene basması için reaksiyon süresi var. Örneğin 1 saniye de fark etti ve frene bastı. O arada geçen zaman işte reaksiyon süresi olarak bize bir ek olarak L reaksiyon, yani mesela 1 saniyede işte 90 km hızla gidiyorsa kaç metre gitti? İşte L reaksiyon kadar gitti. O belli yani. Hızı belliyse aracın, reaksiyonu da zaten işte 1 saniye gibi bir 0,75 vesaire değişir. O da belli. Hız belliyse o direkt belli oluyor. Yani şu LR direkt belli olur. Kolay gibi gözüküyor o kısım. Yani dolayısıyla nedir zaten? X eşittir V çarpı T'den. Yani bizim bu LR dediğimizde reaksiyon saniyesi olarak da yazarsak, yani buradaki T belli olduğunu söyledik. Hız da belliyse burası direkt gelir. İkinci bizim şeyi hemen hatırlatalım. LF neydi o zaman? Bakın ikisinin de formülünü yazıyoruz. V kare bölü 2'ye F artı S'ye. Bunun çıkarışını söyledik. Ve bu ikisini toplarsanız asıl bizim ne olacaktır? Aracın işte reaksiyon yaptığı başlamıştan itibaren ve fren mesafesinin toplamını ifade edecektir. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Bunlar burada kalsın. Çıkış eğimli bir yolda seyreden araç 25 metre fren izi oluşturmuş ve 14.000 metrede yayaya çarpmıştı. Aracın hızı nedir? Aracın kaza yapmaması için hızı maksimum kaç olmalıdır? Şimdi bakın arkadaşım, şöyle çizelim. %2 bir eğim var zaten. Düz düşünsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. 14. metrede çarpmış. 14. 25 metre freniz oluşturmuş. LF. Şurada bir de reaksiyon var. L reaksiyon. Evet, hızını bulmak için ne yazıyoruz? Bakın LF belli. Şuraya 25 yazarsak ne olur? 25. F belli, S belli, G belli. Hız buradan gelir. Bulalım hızı. 25 çarpı 2 çarpı şimdi 9,81 metre bölü saniye. Çarpı 0,72 artısı bölü 0,2 eşittir V kare. Şuradan köke alırsak bir yapalım şu işlemi. Şunu bir köke alalım. Çıkan sonucu 19,05 ve eşittir 19,05 metre bölü saniye. Arkadaşlar bakın, metre bölü saniye. Başka herhangi bir değiştirecek bir unsur var mı? Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi kilometre bölü saate çevirelim. Nasıl çevireceğiz? 19,05 metre kaç kilometre yapar arkadaşlar? Yaptı galiba. Saniyeyi arkadaşlar, bir saniye kaç yapar? Evet, saat yapar. Öncelikle bir şöyle bir saniyeyi 60'a bölersek değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Bir dakika oldu. Bir de 60'a bölelim. Evet, saat oldu galiba. O zaman 3600. Burası 3600 üzeri eksi 1 geldi arkadaşlar. 600
eksi 1. O zaman şunu çözelim. 19 bölü 05 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3600 üzeri eksi 1. 68.58, 68,6 ya da direkt tam yerini yazalım. 5'tir. 68,58 kilometre bölü saat hızla hareket ediyor arkadaşlar. Aracın hızını bulduk. Şimdi aracın hızını bulduğumuza göre hemen şu L'yi bulalım bence. Çünkü hıza göre oradan gelecek. V çarpı TR demiştik. TR 1 olduğuna göre. Şuradaki hızı da 68,58. Tabii onu 19,05 yazıyoruz arkadaşlar. Metre bölü saniye. Metre olarak bulmak için küçük bir mesafe çünkü. 19,05. İşte gelecek olan değer 19,05 metre. 19,05. Şimdi kaza yaya nerede çarpmıştı? İşte tam da bu noktada çarpmıştı. O zaman 19,05 ile 14'ü toplarsak 33,05 reaksiyondan itibaren 33,05 metrede yaya çarpmış. Çarpmaması için hızı ne olmalıydı? Birinci soruyu bitirdik. Aracın kaza yapmaması için hızı ne olmalıydı? Bakın arkadaşlar. Şuradan yaya çarpmış. 33,05. Ne dahil? Reaksiyon dahil. Bize reaksiyon dahil olması lazım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın cevabı bulduk. Birinci isteneni. Dikkat. İkinci istenen için bakın ne gerekiyordu? Şu 19,05 gerekiyordu. Dikkat edelim. Her zaman TR1 olmayabilir. Biraz düşebilir veyahut da artabilir. Devam edelim. Yapmamız gereken neydi bizim? Şu tüm mesafe bakın. 33,05 tüm mesafe neye eşit arkadaşlar? LR artı LF. Yani V çarpı TR artı LF'de arkadaşlar unutmayalım formülünü. Buydu. O zaman hızı bilmiyorum çarpmaması için gereken hız. Bakın arkadaşlar sıfırda sona çarpmaması için çarptığı mesafe 50 oldu artık. Reaksiyon dahil. Hız saniye 1 belli 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 ikinci derece denklem bilecek galiba. Evet. Şimdi şurayı da hemen 981 hatta her şeyi yerine yazalım değil mi? 981 metre bölü saniye. Bu neydi? Metre güzel. Şunlar değiştirmeyecek olayı. 0,02 0,72 şurası. İki de burası. Şöyle 1'i şu sayıya bölelim. 1 bölü 2 çarpı 9,81 çarpı 0,72 artı 0,02 0,068 v kare eksi 33,05. Burada 0 kaldı arkadaşlar. İkinci dereceyi çözüyoruz. V kare eksi 4 ac delta x 1 2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a. Şimdi b kare eksi 4 ac'yi bulalım. B 1. 1'in karesi. Dikkat edin birinci derecenin başındaki katsayı b 1. A. İkinci derecenin başındaki katsayı. Ve c de şu değer arkadaşlar. A değeri artı 0,0068. C değeri eksi 33,05. Buradan nereden yukarı çıktığını ben size söyleyeyim. 1 eksi 4 çarpı 0,068 eksi 33,05 ile çarptık.
9,98. Şöyle bir yazalım. 2 çarpı 0,068 de A değeri. Eksi 1 artı kök 9,98 bölü 2 çarpı 0,068 çıkan sonuç 15,87. Artılısında çıkıyor arkadaşlar. Eksilisinde çıkmayacaktır. Şurada V diyelim şuna da. Çünkü bakın arkadaşlar bizim değişkenimiz X değil V olsun. Onu da hatırlamamız lazım. Neyse. 15,87 V eşittir 15,87 metre bölü saniye. Bunu hemen ne yapmam lazım? Yine 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp hatırlarsanız 15,87 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve bölü 3600 üzeri eksi 57,13 metre bölü saniye hızla gitmeliydi. Pardon. Kilometre bölü saat. Şunu çevirdik arkadaşlar. Gitseydi çarpmayacaktı. Ya da 57 ile gitseydi diyelim. Rahat almayalım. Çarpmayacaktı. Dolayısıyla biz buraya hızı 50 koysaydık mesela hız sınırı 50 muhtemelen çarpmayacaktı. Evet, bu sorunun çözümü de böyleydi.